o kişiler kıdem tazminatı alamayacak. Tek tek hesaplandı meğer çoğu kişi yanlış biliyormuş. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemede önemli bir değişiklik yapıldı. O kişiler kıdem tazminatı alamayacak. 7 bin günü olan işçi kıdem tazminatından yararlanabiliyor, ancak 15 yıl çalışmış ve 10 yıl prim ödemiş herkesin kıdem tazminatını alabileceği düşünülüyor. Kıdem tazminatı hakkı, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca tanımlanmış bir hak. Bu maddenin 5. fıkrasında 1999 yılında emeklilikle ilgili yapılan değişikliğe gönderme yapılarak, bu tarihten sonra emekli olmak için gerekli koşullara eklenen yaş şartı dışındaki prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduranların da kıdem tazminatına hak kazanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla iş kanununa tabi olarak çalışanlar emekli olduklarında son işyerlerinde geçirdikleri süre uyarınca hesaplanacak tutar kadar kıdem tazminatına hak kazanırlar. Düzenlemede Flaş Değişiklik 1999 yılında, 4447 sayılı kanunla emeklilikle ilgili düzenlemelerde çok önemli değişiklikler oldu. Emeklilik için yaş şartı getirilince, Emekli olmak için yaşı bekleyecekler için kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine ekleme yapıldı. Yapılan bu ekleme ile emeklilik için yaş şartı dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduranların emekli olmak için yaşı çalışmaksızın beklemeleri halinde işlerinden ayrılarak kıdem tazminatı elde etmeleri hakkı tanınmış oldu. Kıdem tazminatından yararlanabilecekler Emeklilik için mevcut koşullara ilave olarak 1999 yılında yaş koşulunun getirilmesi 08 09 1999'dan önce sigortalı olmuş kişiler için 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme süresiyle kıdem tazminatına hak kazanma durumunu çok önemli bir hak haline getirdi. Bu tarihten önce ilk kez sigortalı olmuş kişiler 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmişlerse kıdem tazminatına hak kazanırlar. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler, son işverenlerinde geçirdikleri süre uyarınca, kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Damga vergisi kesintisi yapılacak. Örneğin, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını son 2 yıldır çalıştığı iş yerinde dolduran bir işçi, son işvereninden 2 yıllık kıdemi için ortalama bürüt ücretinden sadece damga vergisi kesintisi yapılarak kıdem tazminatını alacaktır. Dolayısıyla son işvereninde çok daha uzun süre çalışan ve hatta 3600 günün ve 15 yılın tamamını aynı işverene bağlı olarak geçiren işçi, son elde ettiği bürüt ücretinin 15 katı kadar kıdem tazminatı elde edecektir. Fakat son işverenindeki çalışma süresi, bir yıldan az olan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanamamaktadırlar.